Arkadaşlar bugün size sigortadan, kaskodan pert parası nasıl alınır, araç perte nasıl ayrılır, onunla alakalı bir video çekmek istedik. Yaklaşık bir ay önce aracımız kaza yaptı. Aracımız tabi kask oluyordu. Bir ay önce ana yolda giderken şoförün uyumasıyla birlikte aracın göbeğe girmesi, göbeğe girdikten sonra da hava yastıklarının açması, ön takımda gördüğünüz gibi ön tamponun iki farın, ondan sonra altta radyatörün ufak tefek parçaların, tüm lastiklerin patlaması, jantların yamulması, içeride şöyle gördüğünüz gibi İçeride hava yastıkların patlaması. Bununla birlikte araca çıkardıkları rakam, parçaların tamamı toplamı yaklaşık 45 bin lira civarında tuttu. 45 bin lira civarında tutmasına binaen sigorta şirketlerinde, şu an biz Allianz şirketini kullanıyoruz. Allianz şirketi %30, araç değerinin %30'unu geçince aracı genelde pert ayırıyorlar. Ama ufak bir detay vermek isterim burada. Aracın eğer ki hava yastıkları açtıysa, hava yastıkları çok maliyetli bir şey olduğu için burada pert ayrılması daha çabuk oluyor. Daha çabuk ve kısa sürede sonuçlanıyor. Ama haricinde bir durumda detaylara giriliyor, parçalara bakılıyor, işte verilen paralara bakılıyor. Ayrıyetten sigorta şirketlerine böyle bir uygulamada size bir para öneriyor. Örnek veriyorum, piyasa değeri yaklaşık bu aracın 90-95 civarındaydı. Bizim araca ilk başta önerdikleri bir rakam vardı. Tabii biz buna itiraz edebiliyoruz ve itirazımızı da ettik. İtirazdan sonra yaklaşık 4000 lira civarında gibi bir fark oldu. Yani bunu sizin de yapmanızı tavsiye ederiz. Pert olma aşamasını ise nasıl yapıldığı ile alakalı video çekmek istedik size bugün. Bu videoda aşamaları size bir bir anlatmak istedik. Ne yapmanız gerekiyorsa. Şimdi aracımız bir ay önce tabii kaza yaptı. Kaza mahallinden hemen buradaki Fiat servisine çektik aracımızı. Fiat servisine çektikten sonra ruhsatlarımız, ehliyetlerimiz ve kaza raporunu buraya getiriyoruz. Ondan sonra eksper geliyor. Eksper gelmesi yaklaşık bir hafta civarında. Araca bir fiyat biçiliyor. Daha doğrusu parçalara bir fiyat biçiliyor. Ondan sonraki süreç sigortaların durumu, sigortacıların durumu. Sigortacılar, yani Allianz şirketi veya işte hangi şirketten yaptırıyorsanız, bizim Allianz'da bir sürece giriyorlar. Süreç yaklaşık 30 gün ila 45 gün içinde mutlaka sonuçlanıyor. Bu yaklaşık 30 gün falan oldu. Buradaki sonucu tabi eğer ki itiraz ederseniz, itiraz ettikten sonra yaklaşık bir hafta daha uzayabiliyor. Eğer verdikleri rakamı beğenmiyorsanız. Daha sonrasında sizden sigorta şirketi vekalet ücreti istiyor. Buradaki sistem nedir? Onu da size kısaca bahsedeyim. Sigorta şirketi sizin aracınızı sizin adınıza satıyor. Örnek veriyorum. Bu aracın piyasa değeri 90 bin lira. Bu aracı ne kadar iyi fiyata satarsa üstünün parasını ekleyip hesabımıza yatırıyor. Şimdi burasını yaptırabilirdi de, ama tabii 45 bin lira civarında bir rakam çıktığı için ve bir %30 aştığı için sigortayla birlikte, yani bu şeyleri biliyorsunuzdur, pert araçların sigortadan olan araçların tamamının satılmasıyla alakalı. Buradaki sistem tamamen sigortacıların cebine yansıması için. Yani örnek veriyorum, buraya 45.000 TL'ye yaptırmaktan ziyade bu 90.000 lira civarında olan, piyasa değeri 90.000 lira civarında olan bir aracı, örnek veriyorum, bu şekliyle 60.000 liraya satıyor. 30.000 lira üzerine ekliyor. Toplamda cebinden 30.000 lira para çıkmış oluyor. O yüzden sigorta şirketleri bu şekilde araçları satıyorlar. Üstünün parasını ekleyip bu şekilde işlemi tamamlatıyorlar. Şimdiki aşamamız, burada ufak tefek şeylerimiz vardı. Parçalarımız ve plakalarımız vardı. Onları almaya geldik. Bundan sonra aracımızı artık onlara emanet ediyoruz. Ruhsatlarımızı sigorta şirketine kargolayacağız. Ondan sonra
tüm işlemleri bu şekilde hallediyoruz. Bundan önceki videomuzda da trafik sigortası ne işe yarar, kasko şirketi ne işe yarar, onunla alakalı bilgi verdik. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Bagajım şeye bakıyorum.